gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündemine bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte her sabah olduğu gibi. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Yazlık moduna geçmişsiniz. Güzel evet. Olmuş. Bayağı, havalar ısındı. Bayağı evet havalar oldukça nasıl, iyi. Nasıl, rahat oluyor mu? Çok rahat oluyor. Yani dün ceketle sıkılmıştım. İzleyicilerimizden de artık yeni dönemde. Böyle diyelim. Şimdi hala uzun kollu giyiyoruz ama. Kısa kolluya da geçecek misiniz hocam? Yok, kısa kolluya geçmeyeceğim yani. Peki. Şimdi yine dış piyasalarla başlayacağız bugün. Amerikan borsaları yine rekor seviyeleri gördü. Olumlu, hakikaten çok olumlu bir hava var. Yine Asya cephesinde de hakikaten olumlu hava var. Bu olumlu durum nereden kaynaklanıyor? Nedir bunun sebebi hocam? Şimdi şöyle. Aslında olumlu olan çok fazla bir şey yok. Yani gelen verilere bakıyorsun. Hadi bir ay öncesinde Amerika'dan gelen veriler fena değildi ama son bir aydır gelen veriler oldukça kötü. En son büyüme verisi kötü geldi. %3.1 büyüme beklenirken 2.5 gelmişti. Bu arada Fed'in daha önce yapmış olduğu toplantılarda şunu vurguluyordu Fed. İşsizlik %6.5'a düşmeden veya enflasyon %2.5 seviyesini geçmeden hani parasal genişleme konusunda varlık alımları sürdürülecektir. Veya faiz, daha doğrusu şöyle de söylüyoruz FED, faiz artırımı olmayacaktır diyor. Görünen o ki ciddi biçimde enflasyon geriliyor. Hatta bugün ben web sitemde o grafiği verdim. Merak edenler oradan bakabilir. Enflasyon 2011 yılında Amerika'da %3'e yaklaşmıştı manşet enflasyon. O sırada hani parasal genişleme ileride ciddi enflasyon yaratacak vesaire tartışmaları olmuştu. Ama o dönemde petrol fiyatlarında da sert bir artış vardı. Hı hı. Ve petrol fiyatları Amerika'daki enflasyonu çok ciddi etkiliyor manşeti. Fakat çekirdek enflasyon dediğimiz enflasyon da manşet enflasyonun içerisinde olan enerji ve gıda yok çekirdekte. Çekirdek daha çok imalattaki üretimin maliyetini yansıtıyor. Yani tüketici açısından baktığınızda da şeyden arındırılıyor. Gıda ve enerji fiyatlarından arındırılıyor. Şimdi o grafiğe bakıldığında hakikaten hem manşet enflasyonda Amerika'da hem de çekirdek enflasyonda ciddi bir gerileme var. Bir nevi aynı Japonya'da olduğu gibi deflasyonist bir süreç dediğimiz. Yani fiyatların artamaması, yukarı gitmemesi, fiyatların artmaması ekonomide canlılığın olmadığını da gösteriyor. Bu son bir haftadır Barış, şöyle bir tartışma başladı şimdi. Yaklaşık biz 3 hafta önce veya bundan bir ay önce şeyi konuşuyorduk. Acaba Fed yapmış olduğu parasal genişlemeyi geri çeker mi? Hı hı. Bu yılın ikinci yarısında parasal genişleme durdurulur mu? Yani varlık alım programında artık durduralım der mi? Ama görünen o ki bırak varlık alım programını durdurmayı. Hatta ek parasal genişlemelerden bile bahsedilmeye başlandı. Bu konuda dünyanın en büyük tahvil bono fonunun CEO'su LRI'nin de diyor ki Fed diyor yavaş yavaş diyor artık hani bu parasal genişlemeyi durduralım mı veya varlık alım programını keselim mi mesajlarından yeniden parasal genişleme mesajları vermeye başlayacaktır diyor. Bir de yarın Fed'in toplantısı var, bugün ve yarın. Yarın Fed faiz kararını açıklayacak. Faize zaten kimse bir değişiklik beklemiyor ama ekonomiye ilişkin görüşleri önemli oluyor. Artı bundan sonra ekonominin canlanmasına ilişkin Fed ne düşünüyor? Parasal genişleme konusunda ne söylüyor? Bunlar önemli olacak. Şu an piyasa ciddi bir olumlu havaya girdi. Bunun temel sebebi de bu. Yani Amerika Merkez Bankası'nın parasal genişleme konusunda geri adım atmayacağı ve aynı şekilde aynı hızda devam ettireceği. Bu tabii ki böyle olunca bir miktar altını da olumlu etkiliyor. En azından altının düşüşünü bir miktar durduruyor. Biraz sonra altına da bakacağız. Geleceğiz, evet hocam. Ve dün senin söylediğin gibi Amerikan borsalarında özellikle S&P endeksi ki 500 tane hisseyi içeriyor bu. Yeni bir rekor seviye görüldü. Ve Dow endeksi, aynı zamanda S&P endeksi
Her ikisi de %0.72 ki önemli bir artıştır bu Amerika için. Artışlar yaptı. Bunun arkasından Avrupa piyasaları da hareket etti. Ayrıca Avrupa'da da 2 Mayıs'ta yarından sonra yapılacak Merkez Bankası toplantısından bir faiz indirimi bekleniyor. O da içeriliyor. Onun yanında Avrupa'da Yunanistan'a kredi dilimleri serbest bırakıldı. Bu da olumlu bir etki yaptı. İşte İtalya'da hükümet kuruldu. Bir coşku var. Amerikan faizlerine baktığımızda Amerikan faizleri çok gerilemişti. Yani 10 yıllık faizler %1.70'in altına da geriledi. Bugün itibariyle 1.66 civarında. Tahvil bonoya gidecek para da kalmadı. Yani oraya o kadar, yani 10 yıllık vadede yıllık %1.66 getiriye razısın anlamına geliyor. Ekonomilerin genel anlamda yeniden bir daralma endişesi yaşayabileceği bir dönemdeyiz. Ve bu aşamada işte Fed'in tekrar yeni bir sinyal vermesi de beklendiği için piyasalar olumlu. Peki hocam, şimdi İtalya'da hükümet kuruldu dediniz. İtalya'ya da geleceğiz ama Turgut Çin de diyor ki Amerika ile ilgili olarak, iki hafta önce gelen güzel verilerle Amerika'dan para musluklarının kısılacağı konuşulurken bugün tekrar parasal genişleme konuşulmakta. Piyasalardaki bu karmaşa neden demiş o da. Buradan piyasalardaki bol para ekonomilere gitmediği gibi bir sonuç çıkmaz mı? Evet. Şimdi ya oradaki sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi son gelen verilerde Amerikan halkı dün işte tüketici harcamaları vesaire vardı. Biraz kazandığından fazla harcamaya başlamış. O da bayağı olumlu etki yarattı. Olay şu. Hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar misali. Acaba tüketiciler mi kredi almıyor? Şimdi bankaların elinde anormal devasa bir kaynak var. İstedikleri kadar parayı Fed'den alabiliyorlar. Üstelik maksimum 0.25 faizle alabiliyorsun. 0.25 faizle aldığın parayı 0.50 ile veya 1 puanla çok rahatlıkla satabilirsin. Ama bankalar mı vermeye çekiniyor yoksa tüketiciler mi almaya çekiniyor? Çünkü Amerika'da tüketiciler ciddi anlamda borç azalttılar. Özellikle son 4 yıl içerisinde. Buna kaldıraçları azalttı deyimi kullanılıyor. Bu anlamda hakikaten oradaki sorun çözülemiyor. Yani insanlar harcayacaklar ama borç alıp harcamak istemiyorlar. Benim edindiğim izlenim o. Çünkü büyük bir krizi o yüzden geçirdiler. Borç alıp harcarsan bir süre sonra ciddi bir kriz geçirirsin. O açıdan hani Turgut Cin'in sormuş olduğu soru yerinde bir soru. Her an piyasa şartlarının nasıl değiştiğini de çok net görüyoruz Barış. Yani piyasa şartlarının bir bakıyorsun, beklentiler bir anda değişiyor. Ama ben biraz da şey yapıyorum. Şöyle düşünüyorum. Piyasa ne isterse istediği veriyi istediği gibi de yorumluyor. Yukarı gitmek istiyorsa o verilerden cımbızla çekiyor, onu öne çıkartıyor. Şu an Fed'den bir açıklama yok. Hiçbir şey yok ortada. Enflasyon aşırı derecede düştü. Fed parasal genişlemeyi durduramaz. Böyle bir genel görüş oluşuyor. Ve bakıyorsun piyasaların tamamını olumlu etkiliyor. Evet. Ama şu bir gerçek. Artık ekonomistler şunu çok net gördü. Krizler sonrasında hakikaten kamu harcamalarını azaltıcı veya kamunun desteğini ekonomiden çektiğin zaman ekonomiler ciddi anlamda bocalıyorlar ve bir türlü büyüyemiyorlar. Peki hocam, şimdi yeniden İtalya'ya dönelim. Hükümet kuruldu dediğiniz gibi, hatta biraz da olaylı kuruldu. Bir silahlı saldırı oldu. Evet, evet, evet. Adamın artık burasına gelmiş. Evet, sosyal patlama diyorduk yani. Evet, aynen. Böyle evet. Bir tatsız olay yaşandı. Letta, büyüme politikaları olmadan ölürüz diyor. Şimdi bu açıklama ilginç hakikaten. Orada bir tartışma var biliyorsunuz. Kuzey-Güney gerilimi var zaten. Acaba bu tarz bir açıklama ve bu açıklama sonrasında gelecek adımlar bu gerilimi daha da artırır mı? Evet, bu aslında şöyle. Bilakis dün Letta'nın bu açıklamaları sonrasında İtalya'nın tahvil bonu ihalesi vardı. İtalyan tahvillerine bayağı bir talep oldu. Yani büyümeye odaklanacağız mesajı İtalya tahvillerine alım getirdi. Şimdi burada çok borçlu bir ülke. Yani 2,5 trilyon euroya yakın bir borcu var. Ve bunu ödemek için mutlaka senin vergi toplaman gerekiyor. %40'a ulaşmış genç işsizlik.
Böyle bir ortamda işsizlik maaşı ödüyorsun. Büyüme zaten eksi. Evet. Firmalar doğru dürüst bir şey üretip vergi sağlayabilecek karlara ulaşamıyorlar. Böyle bir durumda büyümenin 4 tane ana unsuru var. Tüketim, artı yatırım, artı devlet harcaması, artı net ihracat. Şimdi baktığın zaman tüketici tüketirse yatırım artıyor. Yani milli geliri arttırmak için, büyümeyi sağlamak için tüketici tüketecek, o zaman yatırımlar artıyor. Yatırımlar artınca onu uyarıyor. Evet. Arkasından büyüme geliyor. Bu arada ihracatı arttıramıyorsun çünkü senin elinde değil. Çünkü Euro, Avrupa Merkez Bankası basıyor parayı. Dolayısıyla sen devalüasyon yaparak da onu etkileyemiyorsun. O etkileyemediğin yer. Tüketimi etkileyebilirsin. Tüketimi de neyle etkileyeceksin? Parayı sıfır faiz, işte Avrupa Merkez Bankası faizi 0.75'ten 0.50'ye düşürmesi bekleniyor. İnsanlar onu alsınlar, bankacılık kesiminden harcasınlar. İnsanlar da daha önce bu krizi geçirmişler. Borsa, yeniden borçlanarak mı büyüyelim şeyi var. Böyle olunca şimdi büyümeye destek vereceğiz. Bunun anlamı şu. Belki İtalya çok durumları da uygun değil. Yani o kadar borçla sen kamu harcamalarını da arttırırsan insanların tüketsin diye veya işte orada verdiğimiz tüketim artı yatırım artı baktın tüketim ve yatırım olmuyorsa o zaman devlet harcamalarını arttırman lazım. Devlet harcamalarını arttırdığın zaman ekonomiyi büyütebiliyorsun. Onun bir de bizim çarpan dediğimiz bir etkisi var. Sen 1 liralık harcama yaptığında o 4 liralık gelir yaratıyor. Çünkü evet. Sen işte ben sana devlet olarak çukur kazdırıyorum, kapattırıyorum, 100 lira veriyorum. Sen o 100 lirayı götürüp öbür tarafta tabii. peynir alınca o da tüketimi uyarıyor. O da diyor ki üreticiye daha fazla peynir ver. Üretici daha fazla yatırım yapmaya kalkıyor. Dolayısıyla milli gelir daha fazla artıyor. Bu anlamda baktığımızda şeyin Enrico Letta'nın bu mesajları olumlu algılandı. Fakat bu mesajlar hani Avrupa Birliği'nin bir genel görüşü mü yoksa sadece Letta'nın işte biz bundan sonra bu politikayı izleyeceğiz zaten o söylemlerle geldi. İşin arkasında Berlusconi var aslında. Perde arkasında. Çünkü desteğini çektiği an hükümet biter. Tabii. Bu anlamda Berlusconi yeniden çok güçlü bir pozisyona geldi. O da seçimlerde zaten daha çok şey yapmıştı. Hani bu büyümeden yana olacağını belirtmişti. Fransa'da yeni seçimden sonra Fransa Başbakanı pardon Fransa Cumhurbaşkanı da şey yaptı. Hani o kadar sıkmamak lazım vesaire. Almanya ile karşı karşıya geldiler. Bence önümüzdeki dönemde yani bu yıl sonuna kadar şimdi İtalya'da bir büyüme harekete geçer başlarsa ki Avrupa'da genel bir büyüme yoksa İtalya'da da olmasına imkan yok. O zaman hani biz haklı çıktık diyecekler ama ben ileride sorunlar ciddi biçimde artacağını düşünüyorum ve İtalya eğer söylediği politikaları uygularsa da mecbur borçlarının daha fazla artması lazım. Onu da piyasalar dikkate alacaktır. Fakat kısa vadede şu an piyasalar o açıklamalarda olumlu yorumluyor. Peki hocam bize gelelim. Bugün enflasyon raporu açıklanacak. Beklentiler neler? Piyasalar üzerinde bir etkisi olur mu? Nasıl bir etkisi olur? Evet, Merkez Bankamız bugün enflasyon raporunu açıklayacak Barış. Ama enflasyon raporu şöyle bir şey. Sadece enflasyonla ilgili bir şey değil. Merkez Bankası bu raporu açıkladığı zaman hem büyümeye vurgu yapıyor, büyümenin kaynaklarına değiniyor. Hem reel ekonomiye ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor. Hem de finansal kesimde olan şeylere ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor. Benim tahminim şu, en son yapmış olduğu Merkez Bankası şey toplantısında, para politikası kurulu toplantısında enflasyonun bir miktar yükselebileceğini ama gıda fiyatlarının baskı oluşturduğunu, dolayısıyla işlenmemiş gıdadaki artış, yani bu sebze, meyve vesaire mevsim, geçen seneki mevsimsel etkilerden arındırsan da yüksek çıkmış durumda. Onların etki yaptığını belirtmişti. Bu etki de gitgide yavaşlayacak. Havaların iyi gitmesiyle birlikte o fiyatlarda da bir düşüş var. İkincisi genel olarak aracı kurumlar ve finans kuruluşlarının tahminlerine baktığımızda onlar da enflasyon beklentilerini aşağı çektiler. Merkez Bankası aynen şunu söyleyecek. Enflasyondan yana pek bir endişemiz yok diyecek. Biliyorsun 2013 yılı için enflasyon hedefini %5.3 belirlemişlerdi. Merkez Bankası'nın acaba bu enflasyon hedefini değiştirir mi diye sorular var. Ben hiç değiştireceğini zannetmiyorum çünkü faizler 5.22'ye gelmiş durumda ve gösterge faiz tahvilde.
Bu inanılır gibi değil. Yabancılardan yüklü alımlar var. Yani bu bir Türk'ün tahvil bonoda 5-20 faizle parasını bağlaması, yani 2 yıllık kağıtlarda, bir gösterge kağıtta beklenmez. Çünkü enflasyon minimum zaten 6-6,5 arası bir rakam olacak. Öyle bir durumda zaten negatif getiri. Ama yabancılar için Türkiye enflasyonunun çok fazla bir önemi yok. Yabancılar geliyor burada, doları bozduruyorlar, tahvile giriyorlar. Onlar için %5,3 bir getiri anlamına geliyor. 5,2 bir getiri anlamına geliyor. Eğer doları sattıkları yerden alırlarsa dolar bazında zaten %5 getiri sağlamış olacaklar. Merkez Bankası'nın uyguladığı bu doları yükseltme, dolar yukarı politikası pek işe yaramıyor. Yani o kadar faiz indirdiler, dolar hala aşağı gidiyor ve yani Türk lirası hala değerleniyor son barış süreciyle birlikte. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda ben sürpriz beklemiyorum ama ileriye dönük olarak şey diyeceklerdir. Yani büyümede bir miktar işte bozulma vardı. 2012'deki büyüme çok düşük kaldı diye tekrar vurgulayacaklardır. Bunun için ayrıca işsizlik oranlarını da aşağı çekmek anlamında, istikrarlı büyüme anlamında Merkez Bankası son yaptıkları, son aldığı kararları da bir nevi şey yapacaktır, arkasında duracaktır, onu anlatacaktır. Ama asıl önemli olan enflasyon hedefini değiştirmeyecektir bence. Ayrıca enflasyonun da 1-2 aylık yükseliş sonrasında tekrar yıl sonuna kadar belirtilen hedef çerçeveye doğru gireceğini söyleyeceklerdir. Hani dış ticaret, bugün dış ticaret açığı da açıklanıyor. Hı hı. O da önemli. Hani Türkiye'nin cari açık biliyorsun en büyük sorunu. Cari açık, hani dış ticaret açığının bu ay 8 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Ki oldukça yüksek bir rakam. Herkesin gözü orada olacak. Türkiye'nin yeniden cari açığı artıyor mu diye ama son aylardaki büyüme çok da istenen düzeyde değil. Evet. Bu anlamda bu son 3 aylık durumda istenen düzeyde değilse büyüme, Merkez Bankası'nın o zaman büyümeye ilişkin politikalarını kimse eleştirmeyecektir. Hı hı. Onu da o şekilde söyleyebiliriz. Peki hocam, şimdi sorular ve yorumlar geliyor. Birazdan reklama gideceğiz. Reklam sonrasında tümüyle o sorular ve yorumlara yer ayıracağız ama bir haberimiz var. Önemli bir haber. Reklamdan önce onu da bir çok kısa konuşup verelim, o haberi de izleyicilerimize aktaralım. Şimdi malum Türkiye'de hep konuşuruz ya, işte bu olimpiyatlarda neden başarılı olamıyoruz? İşte ülkemizin etrafı üç yanı denizlerle çevrili ama yüzme sporcumuz yok. İşte atletizmde transferler evet. yapıyoruz. İşte gidip Kenya'dan oradan buradan bir takım devşirme sporcularla başarı arıyoruz. Son dönemde birkaç atletimiz gerçekten ya başarılı Barış, oldu ama. Hakikaten bakıyorsun bizim şu koşucular hani atletizmde Hı-hı. bakıyorsun. Bunlar nasıl başarmış, hikayelerini bir oku, tamam mı? Ne görüyorsun biliyor musun? Ben işte köyümde öteki okul çok uzaktaydı, oraya koşarak giderdim. Evet. Hep mecburiyetten böyle, yani. Evet mecburiyetten şey çıkıyor. Sonra bir kişi elinden tutuyor veya tutmuyor ama. Birçoğu kaybolup gidiyor hocam işte maalesef. Şimdi biz hep futbol olarak Türkiye'de sporu algılıyoruz. Tamam, dünya genelinde futbolun bir ağırlığı elbette var ama bakıyorsunuz. İşte Amerika bir olimpiyatlara gittiğinde onlarca madalya alabiliyor. İşte ya da diğer ülkeler. Ve o branşlara da önem veriyorlar. İşte yüzmeye, atletizme, ne bileyim diğer branşların tamamına çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Gençleri destekliyorlar. Şimdi bizde de bu destekler artmaya başladı. Özel firmalar sponsorluklara başladılar. Bunlardan biri gerçekleşti. Onu haber vermek istedik bu sabah. Turkcell'in önemli bir desteği var. Atletizm ve Yüzme Federasyonları'na 2020 yılına kadar ana sponsor oldular ve tam 28 milyon lira destek veriyorlar. Çok ciddi bir destek. Türk Atletizmi Yüksek Performans Merkezi kurulacakmış. Bir de Yüzme Federasyonu için ulusal yüzme sistemi oluşturulacak ki çok önemli. İşte Türkiye'yi tarayacaklar. Bu konuda başarılı ama çocukları bulacaklar. Yani gerçekten onların eğitimi, çok sistemli bir sistemli bir destek. Bayağı sistemli bir destek. Düşünsene 28 milyon TL çok, yani eski parayla 28 evet. trilyon. Çok yüksek bir. Müthiş bir destek var. Tebrik edelim. Hakikaten bunlar yapılmalı. Ya, bu destek önemli. Yani. Belki izleyici hani sanki şey gibi algılayabilir ama hani reklam gibi ama çok önemli kesinlikle hocam. Reklamdan bu tip, öte bir şey. Hayır yani. Bu ben şunu söyleyeyim sana Barış. Kim olursa olsun bu tip bir şeyi yapıyorsa ve gerçekten Hı-hı.
ciddi anlamda orada birçok yeteneğin ortaya çıkmasına sebep olabilecek bu kadar ciddi bir yatırım yapıyorsa, kim olursa olsun her programda, her yerde bu desteklenmeli, seslenmeli ve yüksek sesle seslendirmeli. Çünkü teşvik eder, diğerlerini de teşvik eder. Yani biz de bugün bunu düşünerek istedik ki paylaşalım bu haberi bir kez daha izleyicilerimizle. Tebrik ediyoruz ve diğer firmalara da bu şekilde çağrıda bulunmuş olalım. Diğer kuruluşlara da hakikaten bu geleceğimize bir yatırımdır bu yatırımlar. Bu paralar boşa gitmiyor. Umarız hakikaten çok başarılı sporcularımız, İnşallah. Gençlerimiz, çocuklarımız çıkar. Onlara da böylece destek olmuş olur. Haberimizi izleyelim, sonra reklam var. Reklamdan sonra tekrar beraberiz. Yüzme ve atletizme dev yatırım. Önemli, güçlü bir takım oluşturduk. Ve bilgiyi kullanacağız, çok çalışacağız. Türkiye'nin sporda hak ettiği yere ulaşması için çalışacağız ve bunu başaracağız. Buna çok inanıyorum. Turkcell, İstanbul 2020 olimpiyat adaylarının en büyük destekçilerinden birisi. Elit sporcuların yetişmesine katkıda bulunacak, yüzme ve atletizm federasyonlarıyla ortak projeler yürütülecek. 200 bin sporcu yetiştirilecek. Projelere verdiği toplam destek miktarı ise 28 milyon Türk lirasını bulacak. Biz öncelikli olarak Anadolu'dan yetişen gençlerimizin dünya çapında spor markaları haline gelmesini önemsiyoruz. Hem antrenörler anlamında hem eli sporcular anlamında. Sen bırakıyor. Lotte geldi, yakalayabilecek mi? Olimpiyat tarihinin madalya rekortmeni, dünyaca ünlü yüzücü Michael Phelps'in antrenörü Bob Bowman da Türk yüzme milli takımına katıldı, baş antrenörü oldu. Bana böyle bir şans verildiği için çok teşekkür ederim. Hedeflere ve altın madalyalara ulaşmamız için çok çalışmamız gerekiyor. İyi yüzücüler için çok iyi fikirlerimiz var. İlk önce yüzme sporunu sevdireceğiz ve işe çocuklardan başlayacağız. Yarış başladı. Bir numarada Goddard, Britanya 2'de Hagino, Japonya. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hemen sorulara geçelim hocam. Kemal Öztürk altını soruyor. Altın Türk lirası olarak nereden alınır? Yorumunu yapabilir misiniz? Kemal Bey, şey söyleyeyim. Bugün Vatan Gazetesi'nde Asaf Savaş Akat altınla ilgili güzel bir yazı yazmış. Ve temel olarak dayandırdığı şey şu. Diyor ki hani sonuçta altın paranın değerinin düşmesine bahis oynamaktır. Bu para rezerv para, dolar. Hı hı. Dolar dünya piyasalarında değeri düşecek mi? Kriz sonrasında Amerika'nın çok yüksek bütçe açıkları artı Amerika'nın basmış olduğu çok yüksek miktardaki paralarla birlikte doların tahtı sallanıyordu. Fakat son 6 aylık dönemde, o 6 ayı kendisi kullanmıyor ama son dönemde diyor. Ben de hani ona son 6 ay diye bakıyorum. Rezerv para olan dolar yeniden tahtına oturdu. İlk defa da Amerikan bütçesi ilk defa borç azaltmış olacak bu dönemde. Dolayısıyla dolar yerine yeniden oturduğunda altının önemi azaldı diyor. Yani orta vadeli bir görüntü çiziyor Asaf Hoca. Dolayısıyla altın yükselir mi sorusuna aslında net bir cevap vermesi de yazının gelişinden şey anlıyorsun. Evet, altın bundan sonra hiçbir zaman öbür o performansını göstermezi anlıyorsun. Yalnız şöyle bir durum da var Barış. Herkeste bu grip virüsü veya nezle virüsü vardır. Yani özellikle bu bölgede durur onlar. Ve bir ortam bekler, tamam mı? O ortam bir araya geldiğinde bir şey tetikler, boğazında bir kaşıntı hissetmeye başlarsın, onunla başlar, sonra da adamı yatağa düşürür. Geçmiş yıllara baktığımızda 1980'li yıllar Amerika'da enflasyonun %13-15'e geldiği yıllar. 1974 ile 1980 arasındaki petrol krizleri sırasında petrolün yükselmesi altını da çok hızla yükseltmişti ve altın bugünkü seviyelerine
yaptığı çıkış gibi bir yükseliş yapmıştı. Ne zaman ki enflasyonist beklentiler bitirildi, ne zaman ki faizler artıya döndü, altın ondan sonra çok uzun vadeli bir düşüşe girdi. 80'den 2000'e kadar. Hı hı. Yani 20 yıllık bir süre sürekli altın düştü. Yaklaşık 1000 dolarlardan 250-270 dolarlara kadar indi. Sonra 270-280 dolardan 1900 dolara geldi bu aşamada. Şu an uzun vadeli bir perspektif çiziyorum. Burada enflasyonun ortaya çıkması ne zaman gerçekleşti biliyor musun Amerika'da? Amerika'da 1970 yılında Bretton Woods sistemi çöküyor. Bretton Woods sistemi dediğimiz şey şu. Dolar altına bağlı ve bütün paralar da dolara bağlı. Yani her para dolara sabitlenmiş durumda. Dolar da altına sabitlenmiş durumda. Bu durum Amerika'nın dış ticaret açıklarını o kadar yükseltti ki çünkü altın karşılığı kadar dolar yoktu. Pardon, dolar kadar altın piyasada yoktu. Evet. Millet altınlarını istediğinde Bretton Woods çöktü ve Amerika o sırada para arzını iki katına çıkartmak zorunda kaldı. Yani altın karşılığında para basmak zorunda kaldı. İşte o dönem 1974'e kadar pek bir şey yapmadı. Yani ekonomiler normal durağan gitti. Ama 74 petrol kriziyle birlikte, o basılan paraların petrole girmeye başlamasıyla birlikte, artı daha sonra ikinci petrol şokuyla birlikte inanılmaz bir enflasyon yükseltti. Benim tahminim şu. Kısa vadede altın hakikaten çok fazla bir şey kazandırmayacak. Yani önümüzdeki bir 6 aylık, 1 senelik süreç içerisinde, yani dünyadaki küresel enflasyon bir civarında, böyle 1,5 civarında kaldığı sürece altın belki işte 1320'ye kadar düşmüştü. Belki 1300, 1500 aralığında, 1600 aralığında gidecek, gelecek belki de. Fakat soru şu, ekonomistlerin cevaplayamadığı ve bizlerin de gerçekten çok zorlandığı soru şu. Dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir şekilde bu kadar para basıldığı, bu kadar da bütçe açıklarının arttığı, bu kadar da kamu devletlerin borçlarının bu kadar arttığı başka hiçbir dönem yok. Tarihte böyle bir dönem yok. Yani gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsi, Almanya'nın bile borcusu %85'e geldi. Amerika'nın %105, Japonya'nınki %235, İtalya'nınki %135. İşte yani baktığın zaman böyle bir dönem, gelişmiş ülkelerin karşılaştığı böyle bir dönem yok. Bu enflasyon yaratacak mı, yaratmayacak mı? Şimdi altını alacak olanlar bu bahsi oynayacaklar. İleride enflasyon olur ya da olmaz. Ekonomist olarak bizim görüşümüz ne diye sorduğunda ben tarihi incelediğimde şunu gördüm. Basılmış olan paranın tamamının piyasadan çekilmiş olması ihtimali sıfır. Yani evet, tak diye çekemezsin parayı. Basılmış olan para hangi şartlar bir araya geldiğinde enflasyonu tetikleyecek? Ve enflasyon tetiklendiğinde ne olacak? Dolayısıyla benim tahminim şu. Enflasyon bir şekilde dünyaya gelecek. Yeniden gelecek. Ve önümüzdeki belki birkaç yıl içinde, 3 yıl içinde, bilmiyorum, belki de 6 ay sonra, özellikle ekonomiyi büyütme çabaları başarılı olduğu andan itibaren enflasyonda biz yükseliş görmeye başlayacağız. Evet. İşte o zaman yeniden altın bence yükselecek. Ve öyle bir para basıldı, öyle bir borç var ki ben düşünüyorum, yani %10 enflasyon, %15 enflasyon kesmez bunu. O yüzden uzun vadeli düşünülüyorsa portföylerin içinde %15-20 bulundurulmalı. Eğer TL bazında kısa vadeli ben trade yapmak istiyorum diyorsa yatırımcı, o zaman benim ona önerim şu grafikte verdiğim gibi 80 lirayla 82 lira arasına düştüğü anda alım yapılır. Ondan sonra da şurada 85'te ciddi bir direnç oluştu. 85 civarında satılır. Peki biz hocam 100 liradan, 105 liradan alım yapmıştık. Ne yapalım diye sorana da bir kere 80 liraya kadar düşüşü bir normal yine göz önüne almak lazım. Ama orta vadede ben yeniden 90 lira civarına geleceğini düşünüyorum altının. Ve 90 belki 92 seviyesine geleceğini düşünüyorum. 80 ile 82'nin uygun olduğunu düşünüyorum alım için. Hı hı. Ama kısa vadeli alım için şu an 84 seviyelerinin çok uygun olmadığını düşünüyorum. Peki hocam, BIST'e bakalım. BIST'te bugün ne olur ne biter. Birazdan zaten seans başlayacak. Evet. Borsa İstanbul'la ilgili olarak ben çok olumluyum. Bir buçuk hafta önce aman dikkat demiştim. Kafamı hep kurcalayan bir şey var Barış. Yabancı takas oranı bir türlü artmıyordu. Dün bir miktar kıpırdandı yukarı ve yabancılardan ufak bir alım geldi.
Yabancılar şu an ciddi deli gibi tahvile giriyorlar ve tahvil faizleri 5.22'ye düştü ki bu artık Cumhuriyet tarihinde yok böyle bir faiz. Ve dün de bir miktar yabancılarda alım vardı. Dün endekse baktığımızda, BIST 100 endeksine baktığımızda 5 dakikalık grafiklere verdiğimde dün açıldık biz. Yukarı gittik 85.600'e ve 650'ye. Sonra 84.600'e düştük ve buradan kapandık 85.100'den. Bugün ise 85.600'den açılıyoruz. Yani açılış rakamı şu an disket emirlerinde belli. 85.600. VOP'ta da olumlu hava var. Dış piyasalar bu parasal genişleme nasıl olsa artık hiç kesintiye uğramaz, devam eder. Bir de Avrupa Merkez Bankası faiz indirir diye. Cuma gününe kadar bizde de çok coşkulu bir yükseliş gerçekleşebilir. Dolayısıyla borsa yatırımcısı pozisyonlarını tutmalı. En son ben verdiğimde 85.500 civarında aman artık girmeyin, biraz uzak durun demiştim. 83.000'e kadar geriledi, 83.500'e kadar. O seviyeden itibaren de tekrar olumluya dönüyor dış piyasalar, yeniden alım yapılabilir mesajını vermiştim. Şu an iyi kağıtlarda, beklentisi yüksek kağıtlarda pozisyon alan yatırımcı beklesin. En büyük sıkıntı burada şudur. Borsa yukarı giderken sizin kağıdınız çok fazla gitmez. Eğer kağıdınıza güveniyorsanız bekleyin derim. Çünkü yükselen kağıtların peşinden koşmak her zaman zarar getirir. Ayrıca bir izleyicimiz de şeyi sormuş. Ben Para Dergisi'nde hisseler şu fiyattan alınır, şu fiyattan satılır diye. Bir hisse eğer stop seviyesine gelmişse mutlaka satılmalıdır. Çünkü stop dediğimiz şey şudur. Hissenin normal dinamikleri içerisinde yükselmesini beklersin. Stop dediğimiz yer bizim bilmediğimiz veya duymadığımız bir haber veya yeni açıklanan bir haber nedeniyle ve o seviye aşağı giderse o zaman zararı bir yerde durdurmak lazım. O yüzden mutlaka stop seviyesi verilmelidir ve ben her zaman veririm. O yüzden stop seviyesine gelen bir hisse mutlaka stop seviyesinde o zarara katlanılarak şeydir. Bizim mesela geçmiş 3 yılda 4 yılda şeyimiz, istatistiğimiz şunu gösteriyor. Toplam %72'si hedef fiyata ulaşıyor. Önerdiğimiz hisselerin. Ben o istatistikleri tutuyorum. Onu da o şekilde verelim. Borsa bugün bence yüksek açılacak ve belki rekoru bir daha deneyecek. Bugün değil de bu hafta sonuna kadar. Yarın tatil. Yarın yayınımız da olmayacak. Ama cuma gününe kadar hani çok ters bir gelişme olmazsa, ne bileyim 2 Mayıs Perşembe günü Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası toplantısından faiz indirimi çıkmazsa bir anda terse döneriz. Onun için hani suya atlarken mutlaka can yeleğini takmak lazım. Onun için stopları bilmek lazım. Şu an için verebileceğimiz en güçlü stop seviyesi İMKB için, özür diliyorum, BIST 100 için 84.500. Ama bugün ben İMKB'nin 85.500 üzerinde açılıp 85.000'e artık destek yapacağını düşünüyorum. Yani 85.000'in altına gelmek istemeyecektir. Yukarı yönlü hareketin ben devam etmesini bekliyorum. Şu anda da açıldı ve ilk rakamı hemen söyleyelim. 85.509'dan açıldı İMKB ve 85.570'den açıldı. Şu an bayağı bir boşluk bırakarak yükselmiş durumda. Suat Bilben de demiş ki hocam, dün yabancı girişi dediğiniz acaba Takas Bank'tan açıklanan 2 gün önceki veriler mi? Şöyle, önceden hep 2 gün bekliyorduk ama şu an artık hani veri dağıtım şirketlerine eğer abone olunursa dünkü işlemler de takasta daha şey yapmadan alınan satılanlar da ekleniyor ona. Dolayısıyla 2 gün önceki değil, dünkü. Benimkinde hani o verileri alıyorum ben. Dünkü şeyler. Peki son olarak dövize de bakalım isterseniz. Zaten 1 dakika kadar bir zamanımız var. Dolarda da barış, yani şöyle bir durum var. Dolar Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen gevşiyor. 1.81 seviyelerinden 1.79.30'lara kadar geriledi ve en düşük seviye görebileceği 1.78 seviyesidir. Ben şöyle söyleyeyim. Eğer dolar 1.78 veya altına gerilerse orada dolarda bence kısa vadeli alım yapılabilir. Onun da altına gerileme pek beklemem. Ama şu an dolarda biz tahmin ediyorum bugün 1.79 civarında gidecektir. Bu hafta içerisinde de en güçlü direnç 1.80.50'de bulunuyor. 1.80.50 seviyesinde en güçlü destek de 1.78.50. 1.78.50'ye gelirse alım yapılabilir ve 1.80 seviyesinde satılabilir. 1.78.50'nin altı boş 76'ya kadar. Dolayısıyla 78.50'den aldım. 78'e geldiyse
O zaman hemen stop yapmam lazım. Onu da belirtmemiz lazım. Peki hocam, süremizi doldurduk bugün de. Çok teşekkür ediyorum. Yarın ben siz de hatırlattığınız üzere 1 Mayıs. Dolayısıyla resmi tatil aynı zamanda biz de kapalı olacak. Piyasalar kapalı olacak. Dolayısıyla programda olmayacak paranın rotası. Ertesi gün, bir sonraki gün. Perşembe sabahı buluşacağız. Yani. Sizinle tekrar buluşacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Katkılarından ötürü paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.